Öncelikle tabii herkese merhaba. Tabii acemi çok video çekmeyen birisi olduğum için böyle merhaba arkadaşlar falan diye bile bir başlangıç yapamıyorum. Ya çok önemli bir konu bu son dönemde YouTube'da bazı YouTuber'ların yapmış olduğu tartışmalar üzerinden dönen mesele artık sahaya kadar yansımış durumda. Hemen hemen bütün gençlerin konuştuğu bir meseleye dönmeye devam ediyor. Tabi ortada bir YouTuber var. Genç bir çocuk. Agnostik olduğunu iddia ediyor. Sonra bazı işte YouTube sayfaları bu genci çağırıyor, konuşturuyor. Onun karşılarına birini koyuyorlar falan filan. Bazen de karşısına bir profesör koyuyorlar. Bazen hiç hazırlanmamış birisini koyuyorlar. Bazen bir troll koyuyorlar karşısına. Velhasıl böyle saçma bir süreç akıp gidiyor. Bununla ilgili geçen beni 3 tane genç aradı. İşte sesi de hoparlörü verdiler. Hocam dediler, işte sesinizi hoparlörü verebilir miyiz? Biz kafamıza takılan şeyler var. Bunlarla ilgili görüşleriniz nedir diye. Onları da anlattım. Çok şükür güzel de geçti. Yani onlar da kafalarındaki sorulara cevap bulmuş oldular. Tabii ben bir din otoritesi değilim. Yani bir tefsir alimi değilim. Ondan sonra bir hadis alemi değilim. Bununla ilgili çalışmıyorum. Bir ilahiyat fakültesinde okumadım. İlahiyat fakültesinde okumadım demişken ben şunu gerçekten anlayamıyorum. Yani bu ülkede 250 binden fazla hafız olduğu söyleniyor. 150 binden fazla direkt Diyanet çalışanı var. Tabii o yan çalışanlarla sayı daha yüksek ama 150 binden fazla direkt Diyanet'e bağlı maaş alan bir çalışan kitlesi var. 1 milyon 250 bine yakın bir İmam Hatip öğrencisi. Yine bir 250-500 bin arasında bir ilahiyat fakültesi mezunu öğrenci. Ailelerle beraber toplam bir 6-7 milyonluk bir dinle direkt ilgili insan kitlesi var bu ülkede. Neredeyse nüfusun %10'unu erişecek. Ben bu etkiyi görmek istiyorum. Yani sahada görmek istiyorum, günlük yaşamda, esnafta, her yerde görmek istiyorum. Yazarlarda, kitaplarda görmek istiyorum. YouTube'da görmek istiyorum, dijital mecralarda görmek istiyorum. Maalesef bu etkiyi göremiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Yani evet kardeşim çıkın, içerik üretin ve anlatın insanlara. Şimdi ben ismi söylemek istemiyorum bu YouTuber kişinin, gencin. Ama o çocuk uzun yıllardır bildiğim kadarıyla içerik üretiyor. Felsefe üretiyor, bir şeyler yapıyor kendince. Kendini agnostik diyor ki bence agnostik saçmalığın teki. Agnostik ne yani? Ne Tanrı bilinmez. Ne demek yani? Yani ya vardır ya yoktur. Yani işte agnostik konusunu ateizmin biraz da sempatikleştirilmiş hali. Ateist değil ama agnostik. Nasıl agnostik? Yani işte peygamber hayatının dışına çıkartalım. Hadis hayatının dışına çıkartalım. Türkiye'de böyle akımlar var biliyorsunuz. Yani hadise ne gerek var? Peygambere gerek. Bunlar da bu arada üniversitelerde falan filan prof insanlar yani ilahiyat fakültelerinde falan filan. Yine hocalar var böyle etrafta. Böyle hep bakıyorum böyle bütün hoca kendisi Kur'an bize yarar, Kur'an'dan başkasına ihtiyacımız yok diyor. Kendisinin 60-40-60-100 kitabı var. Niye yazdın o zaman o kadar kitabı Kur'an bize yetiyorsa? Tabii ki Kur'an birincil kaynağımız. Tabii ki Kur'an bize en nihayet ana kaynak olarak yeter. Ama hadisler, sünnet, değil mi? İcma, kıyas, bir sürü teknik İslami tabirler var. Yani birincil kaynak, ikinci kaynak, üçüncü kaynak, dördüncü kaynak gibi. Şimdi bakıyoruz gençler daha çok hangi sorular soruyorlar? Hocam işte bizim kafamız karıştı. Hazreti Ayşe kaç yaşında evlendi? Hocam bizim evrim teorisinden işte kafamız karıştı. Hocam bizim işte şundan kafamız karıştı. Evet güzel güzel bir şey. Kafanın karışması güzel bir şey. Sizler artık taklidi imandan tahkiki imana gidiyorsunuz. O gençlere de şunu söyledim en son. Yani 2 dakikalık bir video izleyip, hadi bir 2 saatlik bir video izleyip, agnostik, deist, meist, ateist olacaksan böyle paçozlara da ihtiyacımız yok yani. Paçozluk bu yani. Bir kere bir kitap açmamışsın. Niye yazıldı bu kadar kitap? Niye yazıldı yani? Daha Kur'an'ı baştan sona bir kere okumamışsın. Allah rızası için bir Ramazan'da açıp okumamışsın. Ya bırak Arapçasını, Türkçesini okumamışsın. Bir tane video izle, gel. Hocam ben işte agnostik oldum, sorularım oldu. Olmaz. Olmaz. Yani
Ben Müslümanım demenin bir bedeli olması lazım ya. Kolayca ben Müslümanım diyorsun. Öyle bir şey olmaz. Müslüman olduğun tarihi hatırlamıyorsun bile. Ben desen ki çok iyi oyuncuyum atıyorum işte. Çok iyi borsacıyım. Çok iyi bilmem. Bana bir şey göster derler değil mi sana ya? Borsacını göster. Ben desem ki işte fenomenim desem 1.000 tane takipçim olsa. Siz bana dersiniz, ne fenomen gülersiniz ya değil mi? Yani Müslümansan kardeşim bunun bedelini öde ya. Biraz zihin teri akıt ya. Biraz araştır bir şey yap. Ama yok hemen işte magazinsel programlara dönüşmüş. Böyle izlenme kaygısıyla yapılmış işlerin kurbanı oluyorlar maalesef. Şimdi Hazreti Ayşe annemizin evlenme meselesiyle ilgili çok fazla böyle kaynak yok. Yani işte kesin kaynak yok. İşte 6'da evlenmiştir, 9'da, 15, 16, 18. Evet, bazı kaynaklar var ama bu konunun üzerine düşülmemiş. Çünkü böyle bir problem yok. Yani 1400 yıl önce böyle bir problem yok. Yani kimse bunu dert etmemiş. Çünkü toplumun içerisinde olan toplumsal bir mesele, halk bunu özümsemiş. Çünkü sonuçta Peygamber Efendimiz'den önce diri diri kızlar toprağa gömülüyor. Ve bazı kaynaklar şunu söylüyor. Kızların yaşı ergenlikten sonra hesaplanmaya başlıyor. Çünkü ergenliğe gelen kız ergenliğe gelene kadar yaşayacak mı yoksa öldürülecek mi diye karar verildiği bir cahiliye dönemi var. Yani yaşıyorsa tamam, artık bu kız yaşasın deniyorsa, ailenin durumu biraz daha iyiyse, varlıklıysa tamam, o zaman hesaplanıyor diyenler var. İşte buluğa girdi 9-10'da 6 yıl 7 yıl önüne koydum. Zaten 16-17 yaşında oluyor diyen bazı kaynaklar var. Fakat hakikaten kimse bunu dert etmemiş ya. Bu imani bir mesele de değil bu arada yani. Fakat günümüzde bakıyoruz. Ya yaşı erken miydi, değil miydi? Yani bunlar dünyada devam eden, özellikle Hristiyanlık üzerinden dünyada devam eden, Kanada'da, Roma'da, dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'da işte biliyorsunuz dini bitirmek üzere yapılan çalışmalar var. Çünkü niye? Deizmin popüler olması, agnostizmin popüler olması, dünyada daha tek dünya devleti kuracaksan bu devletin dini dinsizlik olacak. Ve buraya gençleri hazırlayacaksın. Beni değil, gençleri hazırlayacaksın. Çünkü senin hedef kitlen gençler. Öyle düşünüyorlar. Bizi bir an önce gitmesi gereken insanlar olarak düşünüyorlar. Ve o kitleyi, Z neslini, arkasından gelen alfa neslini buna hazırlıyorlar. Ve İslam'da da bir şey bulacaklar. Sonuç itibariyle. Ne buluyor? Aa, biz buradan devam edelim. Burada insanlar kafasını karıştırıyor. Ya bir kere Hazreti Ayşe annemizin hayatına baktığında Peygamber Efendimiz'den önce başından bir nişan geçmiş ve bu evlilik olmamış. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Hazreti Ebu Bekir ilk halifemiz. Yani İslam'ın önemli baş adamlarından bir tanesi. Ve Peygamber Efendimiz'in çok yakın dostu. Yani İslam'ın da malıyla mülküyle o ilk dönemde sponsorlarından birisi yani. Bir diğeri de Hazreti Hatice annemiz. Ki Peygamber Efendimiz eğer nefsiyle hareket eden bir insan olsaydı, Kureyş'tensin, ticaret yapıyorsun. O zamanlar için uluslararası bir ticaret yapıyorsun. Pekala birçok şey yapabilirdin yani. Değil mi? Birçok insanla ismin çıkardı. Kendinden küçük birileriyle pekala evlenebilirdi. Ama Peygamber Efendimiz 25 yaşında, 40 yaşındaki Hazreti Hatice ile bir düğün yapıyor, evleniyor. Ve hakikaten hayatı boyunca Hazreti Ayşe annemizin nakillerinde de bu var. Hazreti Hatice'den hakkında konuşmaktan vazgeçmiyor. Ona teşekkürler ediyor. Vefatından sonra bile hatta Hazreti Ayşe annemiz kıskanıyor tabiri caizse. Yani niye bu kadar, ne fark var, ne vardı diyor onda diyor, bu kadar buldum diyor. Şimdi böyle bir süreç ama evlilik faktörüne şöyle bakmak lazım arkadaşlar. Ben burada şu sıfatla konuşuyorum. Bu soruları ateistlerin, deistlerin, agnostik saçmalıkların sorduğu soruları biz de sorduk zamanında. Yani pat diye olmadık. Ya biz böyle bir alim, dindar bir aileden gelmiyoruz sonuçta. Bu soruları sorduk arkadaşlar.
kendimce bulduğum cevaplar ve beni rahatlatan şeyler üzerinden size deneyimimi aktarabilirim ancak. Yani sizin karşınızda bir alim olarak falan konuşamam. Ama ben bu soruları nasıl çözdüm, nasıl realize ettim, nasıl zihnimde anladım, bu deneyimi verebilirim. Bir kere Hazreti Ayşe annemiz 2100 hadis rivayet etmiş. Bir hadis alemi ya, hadis alemi. Ve çoğu kişinin bilmediği bir şey, Hazreti Ayşe annemiz gerçekten entelektüel birisi ve Peygamber Efendimizin tabiri caizse özel kalem müdürü, müdiresi. Yani işte yurt dışından gelen gayrimüslimlerden gelen mektuplara cevaplar yazıyor, fıkhi sorulara cevaplar yazıyor, hanımefendileri yetiştiriyor, hanımefendilere özel sorularına cevapları veriyor. Yani Hazreti Ayşe annemiz İslam'ın gerçekten ilim tarafında Hazreti Ali Efendimiz bir tarafta, Hazreti Ayşe annemiz bir tarafta bir taşıyıcı, yani İslam'ın bilgisini çoğaltan veya yaşam pratiğine dökmesini sağlayan, Hazreti Peygamber'in her hareketini insanlara aktaran ve İslami olarak o yeni bir İslami geleneğin oluşmasındaki baş faktörlerden bir tanesi Hazreti Ayşe annemiz. Şimdi bu adamla çok erken evlendin, evlendirildin. Sevmiyordun aslında. Bunları yapar mısın? Yani Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin bir dava arkadaşı. Hazreti Hatice annemiz de tabi o sırada rahmetli. O İslam'a uygulanan, Müslümanlara uygulanan büyük ambargo zamanında, 3 yıllık ambargo zamanında bütün mal varlığı erimiş bir insan. Yani Hazreti Hatice annemiz olmasaydı İslam bugün var olmayabilirdi. Hazreti Ayşe annemiz de gerçekten çok büyük bir literatür oluşturan, hadis noktasında, sünnet noktasında bizi aydınlatan ve o cennetin bir şubesi olan o evlerini, Hazreti Peygamber'in tavırlarını, olaylar karşısındaki duruşunu bize aktaran çok önemli birisi. Ya bir dava arkadaşı Peygamber'in, sadece bir eşi değil. O zaman hatta Peygamber Efendimiz ona seslenirken benim çok hoşuma gitmişti. Ayş diye sesleniyor. Yani o kadar çok seviyor ki Ayş diye sesleniyor. Hatta bir defasında Hazreti Ayşe annemize diyor ki Cebrail rüyamda seni bana göstermişti diyor. Şimdi böyle bir evlilik kimin haddine kardeşim sorgulamak ya? Kimin haddine yani? Yani Hazreti Ayşe'nin sorun etmediği, babasının sorun etmediği, o zamanki İslam tarihindeki en önemli insanların, tasavvufçuların, yazarların, tebaîn, sahabilerin sorun etmediği şeyi ki bu insanlar Hazreti Ömer adaletten ayrılmayan adaletin burada bir adaletsizlik olsa bu insanlar ne göre duruyor kardeşim ya, öyle şey mi olur? Öte yandan vay efendim neymiş? İşte peygamber bir şey yaşıyormuş, o sırada ayet geliyormuş da istediği ayetler geliyormuş. Ya peygamberin evlilikleri dahil, yaptığı hareketler dahil, işte bazen Ahzab suresindeki bazı ayetlere örnek gösteriyorlar. Şimdi bakın, Hazreti Peygamber'i inşa ediyor Kur'an. Kur'an inşa ediyor Peygamber'i. Sonuçta Hazreti Peygamber bir anda kemalate ermiş, 40 yaşında tamam artık geldin, bitti bu iş diye. Yani o sürekli zaten ibadet halinde, kendi geliştirme halinde bir insan sonuç itibariyle. Ve 25'li yaşlarında el emin denilen, değil mi? Emin, güvenilir bir insan. Geliyor ve şu mesela bir ayette diyor ki işte peygamberin yanına girerken işte bir şey verin, sadaka verin. Öyle herkes girmesin. Böyle bu minvalde bir ayet var. Ya bu o kadar normal ki. Ya peygambersin sen. Herkes seninle görüşmek istiyor. O zamanın fenomenisin. Herkes sana bir şey sormak istiyor. Herkes seninle derdi var, İslam hakkında soruları var, bir karmaşa var. Atalarının dinini terk etmişler, geleneklerinden değişikliğe gidilmiş. Böyle bir yerde kaldı ki ileri gelenler var, zenginler var, bilmem ne var, değil mi? Orada ayet diyor ki, bakın bu peygamber ve öyle elini kolunu sallayarak giremez. Tamam. Keşke daha çok vakit olsa, keşke daha çok herkesle vakit geçirse. Ama böyle bir şey var. Biz bile azıcık tanıyoruz, sokakta yürürken bile zorlanıyoruz. Bazen
sıkıntı yaşıyoruz olur olmadık zamanlarda. Düşün yani ufacık bir Instagram'da içerik üreten bir insanız yani. Bir yazarız, çizeriz. Hazreti Peygamber'i düşün. Her yerden insanlar geliyor. Diplomatlar geliyor. Başka ülkelerden büyükelçiler geliyor. İşte onun zenginleri geliyor. Fakirler geliyor. Kadınlar geliyor. Çocuklar geliyor. Herkes sana geliyor. Ve sen o sırada kendi tabiri caizse eğiticinin eğitimi derler ya. Yani mesela işte Musab bin Ümeyr ilk öğretmen derler. Sonuçta birini yetiştireceksin. Medine'ye göndereceksin, yetiştireceksin. Ve zaman çok kısa. Böylesi bir zamanda ne yapacak? Yani ayet çok güçlü bir kanun gelmeli ki ayet kanundur zaten. Kanun geliyor, değiştirilemez ve ona uyacaksın. O zaman herkes ona uyuyor. Ya peygamber nefsinden bir şey diyemez. Ben çok sevmiyorum. Ki böyle demesi de doğru değil. Ya ben şununla görüşürüm, bununla görüşürüm. Çünkü Kur'an onun nefsinden konuşmaz diyor zaten. Ve Kur'an diyor ki sen böyle bir ortamda ancak kendini geliştirebilir, ekibini kurabilirsin ve İslam'ın sancaktarlarını oluşturabilirsin diyor. Bu çok normal. Ben bunu çok anlıyorum. Yani buradaki takılınan yer ne? Ya da işte kendisinden sonra kadınlar evlenemez. Ya bundan daha doğal ne olabilir? Kendisinden sonra annelerimiz, Efendimizin eşleri evlenebilseydi o karışıklığı düşünebiliyor musunuz? Her atın üzerinde bir, her devenin üzerinde bir Peygamber Efendimizin eşi, annemiz savaşları düşün. Çocuklarını düşün. O çocukların arasındaki saltanatı düşün. Bugün bile ben peygamber soyuna dayanıyorum diyen milyonlarca insan var. O karmaşayı düşün. Nasıl ondan sonra gidecektin Endülüs'e? Nasıl gidecektin Çin'e? Nasıl gelecektin İstanbul kapılarına kadar? Değil mi? Böylesi bir ortamda bu çok normal ve bunu Kur'an'ın tayin etmesi de çok normal. Ya Peygamber Efendim bir sözle benden sonra evlenmeyin deseydi bu bir rica minnete dönerdi ama Kur'an kesin bir şekilde bunu kısıtlıyor ve bu çok 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 normal. Öte yandan işte bir şeriat tartışması. Yani Peygamber Efendimizin kurduğu ideal İslam devleti bir insan ömrü kadar sürmedi. Çünkü Peygamber Efendimizin yetiştirdiği o nesil bittiğinde devlet çatırdadı. Daha sonra Emeviler, Abbasiler ama gerçekten İslam halifeleri döneminde dünyada gerçekten çok kıymetli yönetimler olduğunu görüyoruz. Yani Emevilerde de, Abbasilerde de hakikaten o halifelik makamının çok iyi işlediği, Bağdat o dönemin en önemli şehirlerden bir tanesi, en güzel şehirlerden bir tanesi. Özel dizayn edilmiş bir şehirden bahsediyoruz. Bağdat'ın bir yapısına bakın bakalım tarihi yapısına. Dünyada böyle bir şehir yok. Yani bir daire gibi etrafında sular, etrafında devlet daireleri. Yani inanılmaz bir şehir medeniyeti kurulmuş. İnanılmaz bir İslam medeniyeti dünyanın her yerine gitmiş. Tüccarlar aracılığıyla olsun, diğer işte devletsel ilişkilerle beraber olsun İslam çok ciddi yayılmış. Şimdi Endülüs'te o zaman Endülüs devletinin kütüphanesinde 600 bin kitap varken İspanya Krallığı'nın kütüphanesinde 90 kitap bile yok. Yani kitaplı bir toplum, şehirli bir toplum, Yesrib'i Medine yapmış bir toplum. Ama Kur'an'ın bu inşa etme sürecini biz bilemiyorsak, Medine dönemiyle Mekke dönemini birbirine karıştırıyorsak, Medine dönemini Mekke dönemini yargılıyoruz, biz bunu bir çelişki olarak da görebiliriz. Ama asla böyle bir çelişki yoktur. Mekke döneminde karşında bir Ömer var, yeni Müslüman olmuş. Cahiliye döneminden yeni çıkmış. Önünde başka Müslümanlar var. Sonuçta bunlar hepsi sonradan Müslüman olmuş. Ebu Cehiller var, Ebu Süfyanlar var. Sen cahiliye döneminden yeni çıkmış insanlara, Müslüman olan insanlara Mekke dönemiyle beraber ki Mekke dönemi ilk ayetlerin olduğu dönemdir. Sen bir kere somut şeyler söylemen lazım. Cennet, cehennem, günah, yanmak, cennette köşkler, huriler. Yani somut. Bu çok normal. İnşa ediyor çünkü. Çünkü bir anda böyle sabah kalktığında başka birisi olmuyorsun. İnşa ediyor bu süreç ve çok normal. Yine yapılan araştırmalarda ilk 300 Mekke döneminde inen ilk 300 ayetin neredeyse %40'ı düşmandan bahsediyor. Düşmanı tanımaktan bahsediyor. Çünkü sana uğrunda savaşacağın bir mefkure verecek. Uğrunda savaşacağın bir motivatör verecek. Ve seni inşa ediyor. Düşmanı tanımak, şeytanı tanımak.
Düşmanı tanımıyorsan nasıl o düşmanla mücadele edeceksin? Yani düşmanı tanım, yani şeytan, iblis, azazil, ondan sonra diğer şeytanlaşmış dünyadaki firavunlar, şunlar, bunlar, Karunlar, değil mi? Bir şeytanı bir tanıyalım. Nefsini de bir tanı. O da bir şeytana dönüşüyor bazen. O da bir düşmana dönüşüyor bazen, değil mi? Düşmanı tanı. Sen düşmanı tanımadan, insanı inşa etmeden hemen medeni ayetlere geçemezsin. Ama ikinci dönemde medeni ayetlere geçtiğinde ise, Medine'de inen ayetlere geçtiğinde ise bambaşka bir İslam görüyorsun. Artık inşa edilmiştir. Artık o Müslüman hazırdır. Artık erdemlidir. Artık o Müslüman çocuğunu diri diri gömen Müslüman değildir. Artık o Müslüman köle işleri yapan, put işleri yapan, Lat, Menat, Uzza'ya tapan değildir artık. Hazırdır ve ver bana ne versen der. Ve 90 yaşındaki Eyüp el Ensari kalkar İstanbul'a kadar gelir. İstanbul'da ölür. Çünkü artık Medine döneminde inşa olmuştur ve hazırdır. İyiliği dünyaya taşımak için, erdemi dünyaya taşımak için hazırdır. O yüzden de Mekki dönem, Medeni dönem ayetleri iyi anlamak lazım. Bir anda olmuyor. Sen Medeni dönemi verseydin bir anda olmaz da işte erdemli ol, iyilik yap. Ne kardeşim bunlar ne ya? Ne diyorsun? Ama sen onu inşa ettin, aldın, getirdin ve onu artık hazır hale getirdin. Ve o cahiliye dönemindeki cahil insanlardan hepsi kutup, gökteki yıldızlar gibi sahabeler çıkarttı. İşte bu İslam'ın büyüklüğüdür. Ve dünyanın en büyük iletişimcilerden bir tanesi der ki, Amerikalı bir iletişimci, Muhammed der, döneminde kölelerle asilleri çok kısa sürede bir araya getirip ortak amaca yönelten tek lider Muhammed'dir der. Şimdi bunu iyi anlamamız lazım. Öte yandan bir de bu mantık çerçevesine girmek, habire bilim çerçevesine girmek, insanları başka bir yere götürüyor. Ya iman başka bir şey abi. Zaten ben bu arkadaşımıza, YouTuber arkadaşımıza hiç yüzü değişmeyen, hiç gülmeyen, hiç kızmayan, tamamen nötr, tamamen robotlaşmış. Bakın konuşurken dikkat edin bu genç kardeşimize. Surat değişmiyor. Çünkü niye? Şeytan ne yapacak? Şeytan bazen böyle gençleri de kullanacak, yüzleri de kullanacak. Ve hakikaten hiçbir şey değişmiyor. Değil mi? İnsan olma babası. Yani sanki birisi ele geçirmiş onu konuşturuyor gibi. Böyle bir duruş. Ama şu kitapta da bu yazıyor. Ama şu, yani bu değil, bir şey var. Oysa bak Yunus Emre, Gazali. Şimdi Gazali okusan birçok yerinde benim böyle kafamın takıldığı yerler var. Ama çok tatlı bir üslubu var. Yani Gazali'yi anlıyorum. Gazali'nin derdini anlıyorum. Ve çok seviyorum, okumak istiyorum. Yunus Emre hakeza inanılmaz bir derya. Yani bunlar mantıklı mı bu noktaya geldi? Hatta Gazali diyor ki ben mantığı attım gittim çöllerde. İman aradım diyor. Yani o halis imanı. Şimdi gönülden bir şey var. Abi ben her şeyi sana açıklayayım. Her şey diyordu. Hatta sana Tanrı'nın varlığını da böyle, çünkü bilimsel olabilmesi için laboratuvar ortamında tekrarlanması lazım ve daha çok tekrarlaması lazım. O zaman bilimsel. Ben sana bilimsel olarak göstereyim Tanrı'nın varlığını. Sen de gel inan. Öyle saçmalık mı olur? İman nerede? Öte yandan bilimin kendisi zaten değiştiği için bilim. Değişmiyorsa dogma olur zaten. Yani değişmeyen bilimi, değişen bilimi sanki değişmiyor gibi savunmak ne ya? Ya bu da başka bir saçmalık. Geçen gün Almanya'da bir genç kardeşimizle tanıştık. O da ateist olmuş. Tabii ben öğrendim, kendim konuştum. O söylemedi. Ya pırıl pırıl bir çocuk. Gel bakalım dedim. Biraz sohbet edelim seninle. Hatta çok vaktim yoktu. Dedim havalimanına kadar benimle gel sohbet edelim. Bir saat sohbet ettik. Biraz da böyle şaka dedim. Ya senin gibi pırlanta gibi çocuk. Anlat bakalım dedim. Sen abinim anlat bakalım. Konuştuk. O da sağ olsun açıldı. Güzel bir çocuk. Ondan sonra dedi ki ya ben işte Darwin. Bu arada TikTok Avrupa'da bu evrim ateistlik üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor. Türkiye'de ırkçılık üzerine insanları yönlendiriyor. Amerika'da Filistin meselesini anlatıyor. Avrupa'da da
ateizm, evrim, evrim bunları anlatıyor TikTok. Acayip bir proje. İşte birkaç evrim mevrim. Ya dedim, evrimle ateist olma dönemi çok geride kaldı. Sen de bu treni kaçırmışsın. Sonradan yakalamaya çalışıyorsun. Bir kere dedim, ateistler bile şu anda pişmanlar. Yani biz bu ateizm ve evrim teorisini birbirine niye bu kadar bağladık diye pişmanlar. Çünkü evrim teorisi artık hakikaten mecburen ayakta tuttukları bir şey. Evrim teorisi hakikaten çöktü artık. Ama ben bilim dünyasını anlıyorum. Yani çökünce mecbur yaratılış teorisine, teori demek yanlış bu arada, tövbe. Yaratılışa mecbur kalacaklar. Buna mecbur kalmak istemiyorlar adamlar. Tutacak başka dalları yok. Onları da anlıyorum, üzülüyorum da ne yapalım yani. Geleceksiniz buraya. Tıpış tıpış geleceksiniz. İtiraf edemiyorsunuz. Şimdi akıllı tasarım, masarım falan diyorlar. Mesela eskiden şunu diyorlardı. İşte bir yere bir hayvanları bıraktılar. İtalya'da bir yere. 30 yıl sonra baktılar. Bıraktıkları hayvanların mesela ağız değişti, kalp şekilleri değişti, şey değişti. Adeta bak bu evrime kanıt. Oysa sonra bir baktılar DNA hiç değişmemiş. DNA hep aynı şekilde duruyor. Fakat oradaki havanın soğukluğundan dolayı yedikleri şeyler işte etçilden otçula geçiyor falan filan. Hayvanın sadece bir ufacık böyle bir burnu uzuyor işte soğuk yerde olduğu için çok nefes aldığı için burnu büyüyor bir nesil. Bunlar çok normal. Buna da epigenetik diyorlar. Çevresel etkenlerden dolayı. Epigenetik zaten o mikro evrim dediğimiz evrimi bitirdi zaten epigenetik. Yani artık hakikaten tutacak dalları da kalmadı. Bu arada Darwin kendisi de hiçbir kaynakta ben ateistim demiyor. Yani Darwin'in kendisi bile hatta diyor ben böyle demedim diyor. Tarihe inanmıyorum falan bir şey demedim diyor. Şimdi böylesi bir ortamda ellerinde bir evrim teorisi saçmalı. Öte yandan evrim teorisinde hani her şey birbirini korumak için, kendisini hayatta kalmak için de falan. Tavus kuşu niye açılıyor öyle bir? Bak bunu açıklayamıyor. Bu da bilimsel bir şey. Hadi. Açıklayamıyorlar. Tavus kuşunun niçin evrime dönüşmediğini ve o kadar ben buradayım diyerek bağırdığı bir sahneyi açıklayamıyorlar. O da kendini korumalıydı. O kanatları öyle olmamalıydı, değil mi? Şimdi bunun gibi daha birçok örnek var. Yani evrim teorisi de tam bir saçmalık. Ama siz bu çocuğun karşısına evrim teorisini savunan bir profesör çıkartıyorsunuz. Ve adam o yayında söylüyor, diyor ki ya benim arkadaşlarım bile bana artık sende Müslümanlık hasletleri kalmadı diyor. Kendi diyor. Abi yani sonra Cemre diye bir çocuğu çıkarıyorsunuz. Allah selamet versin. Zaten hadislere karşı olan birisi. Ve bu çocuk canına kıymaya kalktı. Hasta, psikolojik tedavi görüyor. Ya bunu onun karşısına bunları niye çıkarıyorsunuz kardeşim ya? Geçen birisi video çekmiş Cübbeli Hoca sen bunun karşısına. Cübbeli Hoca bunun karşısına niye çıksın abi? Yani saçmalamayın artık yani. İyice yani öte yandan ona bir şey kararı tutuklama, gözaltı kararı alınıyor falan filan. Çocuğun ismi de belli değil bu arada. Nickname kullanıyor. Abi sen daha ismini söylemeye cesaretin yok. Hazreti Peygamber o dönemde, o cahiliye döneminde çocukları diri diri gömdükleri, insanların hakkına girdikleri, faiz yedikleri, zinanın kol gezdiği, sarhoş insanların birbirini öldürdüğü bir dönemde, değil mi? O vahşi dönemde ortaya çıkıyor ve diyor ki ben Muhammed, İslam geldi diyor. Ya bunu anlayabiliyor musun? Sen bak ismini mi? Bir gözaltından bile korkuyorsun, kaçıyorsun. O zaman öldürmek için yatağına kadar geliyorlar. Şimdi böylesi bir hayatta anlamak kolay değil. Bir de tabii siyer okumak lazım. Ben buradan gençlere öneriyorum. Özellikle Şarkavi'nin Özgürlük Peygamberi diye bir siyeri var. Her siyer okuyabilirsiniz. Ama bu siyer biraz daha böyle kafası karışıkların daha rahat anlayabileceği. O zamanki olayları tarafsız bir gözle anlatmış. Ve sadece işte Bedir'de melek geldi, 300 tane melek indi, onları yendi gibi anlatmayan, o dönemde ne oldu, stratejik olarak ne yapıldı, bunu da anlatan bir kitap. Öneriyorum. Şarkavi'nin Özgürlük Peygamberi kitabı okuyabilirler. Şimdi siyer okuyacağız. Hazreti Peygamber'i anlayacağız. Hadisleri anlayacağız. Hayatımızı aktaracağız. İman edeceğiz. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Tabii video çok uzar. Yine devamını çekmek lazım. Sohbet etmek lazım. Bir ayet, es geçtiğimiz bir ayet Kur'an'da diyor ki onların çoğu iman etmezler diyor. Ben bunu okuduğumda beynimden vurulmuşa döndüm. Aa nasıl? Biz üzülüyoruz. Niye çoğunluk
iman etmiyor, böyle bir şeyi kaçırıyor, böyle bir güzelliği, böyle bir huzuru kaçırıyor. Çünkü fıtratına kodlanmış bir şey. Ama ayet diyor ki onların çoğu iman etmezler diyor. Yani o zaman iman etmek, inanmak, Müslüman olmak azınlık bir grubun işi ve çok kaliteli bir iş. Ve seçilmiş insanların işi. Yani düşünsenize Kur'an bunu söylediği dönemden bugüne 1402'de sanki bugünleri görüyor. Ve çoğu iman etmezler diyor. Kur'an'ın çoğu iman etmediği yerde ben çoğunu iman ettirmeye çalışmıyorum zaten. Sadece bizden misyoner olmaz, arkadaş olur. Eğer bir imani problemi varsa gel konuşalım, sohbet edelim, beraber araştıralım. Ama bu tartışma ortamında olacak bir şey değil. Yani İslam öyle bir şey değil. İslam bir nimet, bir inanç. Sen gardını indirip gelmen lazım. Açık arayarak gelmen lazım. Zaten Danimarka'da bir siyasetçi, o etkili, en etkili ilk üç siyasetçisinden birisiydi. İslam'da, Kur'an'da açık ararken adam Müslüman oldu. Ondan sonra da bir sürü zulmettiler adamı. Şimdi Kur'an kendisini öldürmeye gelenleri dirilten bir kitap zaten. Muhteşem bir kitap. Ve Kur'an hemen kendisini açmaz. Aa, bir kere okudum. Aa, anlamadım bir şey. Yo, var mı öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey kardeşim? Sen sıradan kıytırık bir yazarı bile bir kere okuyunca anlayamıyorsun. Kaç kelimeyle konuşuyorsun? Günlük en fazla konuşan 300 kelimeyle konuşuyor. Nasıl anlayacaksın? 220 bin kelimeli Arapçayı nasıl anlayacaksın? Kur'an nasıl anlayacaksın? Böyle bir kitabı nasıl anlayacaksın? O zaman Kur'an'ın kendisi sana açması için sen de Kur'an açılacaksın. Okuyacaksın, anlamaya çalışacaksın, tefsirleri karıştıracaksın, kelimeleri tedebbür edeceksin. Elmalı Hamdi Yazır öyle der. Tedbir arasından gezerek, anlamaya çalışarak. Kur'an'a şöyle ne olur açıl, ne olur açıl bana. Yani bir rektörümüz, Kral Atilla Üniversitesi'nin rektörü Müslüman oldu. Türkiye'ye geldi. Adam zaten dinler tarihi uzmanı. 6 yıl diyor araştırdım ben. 6 yıl sonra diyor bir ayet okudum, hüngür hüngür ağladım ve gittim diyor. O sabah diyor Müslüman olmaya karar verdim diyor. Ve Macaristan'a değil geldim bir Osmanlı camisinde Müslüman oldum diyor. Hakikaten biz 2-3 gün gezdik. Yani öyle paçozlara ihtiyacımız yok. Kaliteli Müslümanlara ihtiyacımız var. Ve Türkiye'deki hocalar da bildiri yayınlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Allah aşkına bırakın artık. Ya Türkiye'deki çocuklar Amerika'daki zenci siyahi vaizleri dinliyor artık ya. O kilisede, kilis camilerde kilise gibi oturan adamları dinliyor ya. Sonradan Müslüman olan insanları dinliyor ya. Artık şu ilahiyat fakülteleri bir faaliyete geçsin yeter artık ya kardeşim ya. Ya üzülüyorum ya. Çıkın ciddi ciddi yani şu din adamlarının paçozluğuna da kurtulalım artık ya. Bir şey konuşamıyorsun, bir şey sohbet edemiyorsun, hiçbir şeyden haberleri yok, dünyadan haberleri yok. Yani entelektüellik seviyeleri yerlerde. Ya kardeşim hiç olmazsa bırakın başka şey. Kendi çocuğun soru sorduğunda 2 tane kelime et ya. Yani o yüzden bu konular bizi araştırmaya sevk etmeli. Dertlendirmeli. Çocuklarımızı kazanmalıyız. Onlara yol harita vermeliyiz. Onlara anlayacağı şeyler vermeliyiz. Bu manada da bu tür tartışmaların olumlu olacağını günün sonunda düşünüyorum. Fakat şuna üzülmeyin. Ayet onların çoğu inanmazlar diyor. Yani Hazreti Nuh'tan daha kaliteli değiliz. Hazreti Nuh eşini ve çocuğunu inandıramadıysa bizim için dersler vardır. Hayat bir sınav. Bu sınava devam edeceğiz, üreteceğiz, okuyacağız, dertleneceğiz ve çocuklarımızı da hakikaten önemseyeceğiz. Hemen ya sen bu soruyu sordun, dinden çıktın böyle değil. Biz kimseyi cehenneme gönderme derdinde değiliz. Cehennemin alın içeri diye doldurma derdindeyiz. Biz herkes isteriz ki cennete gitsin. Cennette sınır yok. Allah'ın ilminde sınır yok. Allah ilmi de istediğine veriyor. Bu manada İnşallah yeniden bir imani şahlanış olsun istiyorum. Buradan da bir çağrı yapayım. Ya bu alanda çalışmak isteyen özellikle işte hocam ateizm, deizm, agnostizm gibi konularda ben kendimi geliştirmek istiyorum. Yurt içi yurt dışı eğitimlere gitmek istiyorum diyenler varsa da ne olur konuşalım. Biz de elimizden geleni yapalım. Gerektiği yerde sponsor olmaya çalışalım. Gerektiği yerde destek olmaya çalışalım. Bu konu çok önemli bir konu. Dünyada bir açlık var. Doğudaki çocuklar böyle şeylerle uğraşırken ateizm, deizm saçmalığıyla, agnostizm saçmalığıyla uğraşırken Batı harıl harıl. Bak Avrupa'da geçen görüştüm. Hocam diyor, bizim diyor burada diyor
Haftada bir WhatsApp gruplarına Müslüman olanların videosu düşer de diyor. Şu anda diyor 200-300 diyor haftada diyor Müslüman olanların videosu düşüyor diyor. Kelime-i şehadet getirenler. Yani Batı'da gençler olayı çözdü, aktı gidiyor. Yani Doğu'da ancak böyle okumayan tembel insanlarda bu tür sorunları görüyoruz. O yüzden önemli bir konu. Bunun üzerine gideceğiz, konuşacağız. İslam gibi bir nimeti. Öte yandan şeriat meselesine çok kısa girdik ama şeriatı çok kısa şunu söyleyeyim. Aslında dünyadaki neredeyse herkes şeriatçı. Bizi dinleyenler de şeriatçı. Ne demek şeriat? Abi sen bugün kız kardeşinle evlenmiyorsan, annenle evlenmiyorsan ya da başka garip hareketler yapmıyorsan değil mi? Bir hayvanla cinsel ilişkiye girmiyorsan gibi gibi senin bir duruşun, bir ahlaki seviyen varsa bu zaten dini olarak şey olarak bir yasak yok bu arada. Yani şu anda kanunen böyle bir yasak yok. Sende böyle bir yasak algısı ve kırmızı çizgi varsa bu sana şeriatın verdiği bir şeydir. Bu sana kodlanmıştır. Bu senin eskiden beri gelen bir şeydir ve taşınmıştır. O yüzden hamdolsun şeriat şudur, şeriatı daha iyi anlamak için. Bir ağacın çiçeğe durması. Yani bizim elma ağacında armut görmememiz. Fıtrattır şeriat aslında. Şeriatın sadece devlet yönetim şeklini alıp onun üzerinden dövmeye kalkarsan iş başka bir yere gider. Tabii ki bir sürü modeli var. Ama bunlar farzi şeyler, imani şeyler değil. Şeriat hayatta Allah'ın düzeninin devam etmesi ve o düzen devam ediyor. Yani ben İsviçre'ye gittiğimde kardeşlerim beni aldı. Bir benzin istasyonunda mola verdik. Lavaboya gittik, işte markete gittik. Dışarı çıktım. Ama o kadar güzel bir yerdeyiz ki böyle. Çiçekler, gökyüzü mavi, ağaçlar falan filan böyle meyveler. Dedim ya ne kadar çok Müslüman var. Abi dedi etrafa baktı. Nasıl yani dedi. Dedim çok Müslüman var dedim. Dedi yok bunlar pek Müslümana benzemiyor dedi. Dedim onlar sadece çok kısa birkaç insan dedim. Bak ağaçlar Müslüman, yapraklar Müslüman, çiçekler Müslüman, otlar Müslüman. Şuradaki inekler var ya dedim onlar da Müslüman. Her şey Müslüman ve her şey şeriata uygun. Allah'ın nizamına, düzenine uygun devam ediyor. Çok az bir insan nüfusu var. O varlıklarla kıyasladığımızda onlar da inşallah düzelecekler. Bu manada dediğim gibi bir başlangıç yaptık. Bu konuları daha detaylı konuşacağız. Bu arada ben yeraltı kanalıyla da konuşuyorum. Yani o Muhammed'i de aradım. Yani şunu da konuştuk. Bir kere tabii bazen çok yanlış isimler çıkıyor falan. Bu isimlerde en azından konuşabilmeliyiz. Yani madem böyle bir medya var, madem böyle bir medya gücü var, bunu hayırda kullanabilmeliyiz. O anlamda da ben arkadaşların iyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum. Ve bundan sonraki süreçlerde de bazı çalışmalar yapacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.